Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Birkaç gündür video çekemedim. Instagram'da bakamadım. Yani cevap size veremedim. Ben şimdi sizi paylaşmak istiyorum. Ne yaşadığımı, ne olduğumu bana, aileme. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar. Bugün çarşamba günü. Evet. Ben cuma günüden beri ateşim var. Tamam mı? Tamam. Sonra ben hissediyorum, boğazım acıyor. Çünkü daha önce de yaşadım ya, yani belki ben infection kapıyor, mikrop. Çünkü daha önce ben buz içtim. Buz değil de böyle soğuk içecek, böyle dışarıda soğuk içtim. Buz atıyor içinde. Bir de yağlı böyle tembeke zatması çok yedim. Ondan dolayı öyle düşündüm ben. O zaman ben kesin bu benim boğazım çok kapıyor, infeksiyon var öyle. Tamam, ben sadece dinledim. Bir de parol içtim. O cuma günü gece ama ateş gitmedi yani. Hala var aynısı. Cumartesi bir bakalım yani. Sabah daha iyi. Bir de cuma günü vücudum çok ağrıyor. Böyle ağrıyor ki. Çok ağrıyor yani. Cumartesi de hala var. Sonra evvel içtim. Ben Türkiye'den getirdim ilaçları. Ağrısı gitti. Cumartesi tamam mı? Ama gecele ben uyuyamadım yani. Çünkü ateşi hala var. Ve de çok rahatsız oluyorum. Pazar sabah ben hemen doktora gittim. Burada var çok şükür yani. 15 dakika babamla beni götürdü orada. Ben söyledim yani. Bir de o cumartesi benim koku gitti. Ben söyledim hemen orada maske taktım arkadaşlar. Ama maske taktım. Yani herkesi bulaşmasın yani bu konuna. Pazar günü sabah doktora gittim. Ben anlattım hepsini. Ben buş içtim bunu. Görengen yemek oluyor. Yağlı yemek yedim bayağı. Ben içeride burada değilim. Belki mikrop kapıyor olabilir. Sonra ben de koku alamadım. Ama tat hala alabilirim, koku gitti. Gripim var, ateşim var, boğazım acıyor. Tamam, doktor ilaç verdi bana. Tamam, sabah hemen içtim. Yani dinledim bayağı. İçtim. Bir de pazartesi sabah biraz daha iyi böyle. Etkiliyor yani bu ilaç. Çünkü boğazım o kadar çok acıyor ki burası. Yavaş yavaş iyileşti yani. Pazartesi sabah ben uyandım. Çünkü uyuyordum pazartesi. Daha önce uyuyamadım ya. Babam okşuruyor. Kuru okşuruyor. O zaman ben hadi babam hemen şimdi teşeptirelim madem ikisi de. Aslında sadece ben gidecektim. Babam da öyle, babam da bayağı hasta. Dayımı ağrıdım. Onun çocuğu beraber buraya geldi. O da hepsi maske takıyor yani. Bizi götürüyor şehire. Orada ben yaptırdım arkadaşlar. Çünkü şöyle, belki eğer ben sağlık ocağa gitsem o pazartesi günü hemen ambulans içeriyor, hemen sadece ben götürüyorum babam. Edis burada, ben onu da istemiyorum. Yani Edis var, çok zor, beni sağlayamıyor. Özel laboratuvara gittim orada test için. Bir de PCR testi yok yani. PCR testi var ama en hızlı 5 gün ya da 7 gün, 5-7 gün dedi. Çünkü burada yaptırmıyor. Büyük şehirlere götürüyor. Sonra tekrar buraya getiriyor. Uzun böyle uzun işte. Ama 3 tane testi var ya. PCR testi. Antigen, swab antigen ve swab PCR. Ben swab antigen yaptırdım. O sadece 30 dakika sürdü. Tamam. Bir baktım. İkisi de benim babam. Maalesef arkadaşlar reaktif oldu. Yani reaktif. PCR olsaydı pozitif yani. Benim babam pozitif, o zaman kesin yani bulaştı. Ama nereden, ne zaman bilmiyordum. Zaten gördünüz, ben pazara belki birkaç kere gittim. Maske takıyorum. Takıyordum. Ama buranın insanları takmıyorlar işte. Ondan riski, çok riskli. Babam bazen takmıyor. Ya bilmiyorum ama en basen ben cuma günü bastırdı. Birinci gün. Ama babam pazartesi işte. Belki babam benden geldi. Bir de arkadaşlar, o dönemde üzüldüm yani. Çünkü ben ve babam şehre gitti ya.
Kardeşim beni aradı, çabuk gel dedi. Annem de hasta oluyor. O zaman herkes burası. Annem de hasta oluyor. Bir de kardeşim de hasta oluyor. Pazartesi başlıyor herkes. Eve gelince ben oradayken, şehirdeyken babam kuru şuraya doktora götürdüm. Doktor bana ilaç verdi. Şurup falan. Sonra ben de eczaneye gittim. Orada bayağı vitamin falan, vitamin şeydi. Çünkü arkadaşım da bana söyledi. Neler neler lazım böyle vitaminler şeyde, bir de zinc falan ben aldım, bir de meyveler, bir sürü aldım, şehirden getirdim buraya. Sonra beraber içiyoruz yani annem. Ama şöyle arkadaşlar, bu bambaşka yani. Cumartesi balsada su belliyor çünkü koku gitti yani. Koku gitti ama rahat nefes alıyorum o dönem. Yani çok şükür ben nefes darlığı çok değil, çok şükür sadece grip, bir de ateş var. Dedi burası boğazım acıyor. Şimdi biraz grip var. Çünkü ben doktor verdi ya ilaç. Dün bitti. Yani bugün ben sadece vitaminler içiyorum. Ateş gitti çok şükür. Bugün çarşamba günü ya. O zaman 6. gün. Benim 6. gün gitti. Ateşim çok şükür. Boğazım da gitti. Boğazım da iyi. Şimdi iyi geliyor. Biraz bazen öksürüyor. Ama kuru değil benimki. Bir de kanda boğazım. Bir de burnum tıkandı biraz. Öyle. Dertesi ya. Bambaşka arkadaşlar ya. Farklı farklı işte mesela. Annem de çıkıyor. Bir de biraz bas ağrıyor. Benim kardeşim hafif ateş var. Ve kuru okşuruyor babam gibi. Ama babam çok okşuruyor yani. Şimdi uyuyor da çünkü ilaç vardı ya, çok şükür herkes yatıyor şimdi. Sadece annem elisi bakıyor. Böyle dolaşıyor böyle bahçede. Dışarı girmiyoruz, sadece evdeyiz bazen. Çünkü boş ya, çok çok boş alanlar yani, o kadar bahçeye. Bir de her sabah burada güneşi vurdu. Saat 7 ya, 38 falan herkes böyle. Aslında istemiyorum böyle. Neden test falan ya? Ben böyle çok sık sık yaptım eskiden mesela. Burası bir de hava çok kötü. Her gün yağmur yağıyor arkadaşlar. Her günden dolayı böyle çok hızlı bulaşıyor yani. Çünkü immün sistem iyi değil ya, herkes bulaşıyor. Ben böyle çok yaşadım. Zaten ben kuru öksürüyor çok geliyor yani. Eğer vücudum iyi değilse hemen kuru öksürüyor öyle dedi. Ama lütfen ya, test yaptırdım oldu işte öyle. Yani öyle arkadaşlar. Maalesef buradayken bulaştı. Bir de hastane uzak yani. Ben sağlık ocağı söylemedim çünkü eğer sağlık ocağı söylersem hemen anlıyor yani herkese. Bence yani bu doğru değil mi? Doğru mu yok mu bilmiyorum. Çünkü biz daha iyi evde böyle beraber zaten bulaştı. Ondan dolayı karantina evde daha iyi değil mi ya, yani bilmiyorum. Çünkü orada biliyorum daha iyi. Çünkü orada da doktor var ama buranın İnsanları böyle farklı yani. Mesela korona onlar fobiye gibi. Türkiye gibi değil yani. Burası koy. Hemen herkes böyle korkuyor. 6. gün ya, ben bir gitmedim. Anneanneme de gitmedim. Annem de buraya gitmedi. O dursun oradaki evde. Dedi ya, herkes hasta oldu zaten burada. Öyle dedi. Neden, nasıl biliyorsun sen? Yani o bebek bile de öyle. Bebek çok çoğu böyle ateşi çıkıyor. Çoğu insanlar burası ateş çıkıyor. Bir de grip, bir de okşuyor. O zaman herkes burası nereden bilmiyorum yani. Çünkü biz evdeyiz, hep evdeyiz. Nereden akını bilmiyoruz yani. Bir de dün ben bayağı panik oldum. Çünkü ateş de var. Ama dün başladı. Ateşin bugün birinci gün. İkinci gün. Yani dün başladı. Ne yapayım ben ya, biz böyle benim kuzenim de ya, panik olma, sadece grip gibi düşün böyle. Yani geçer inşallah, yani atlayacaksınız inşallah. Ağır değil yani, mesela bazen nefes derleyip bir de nefes kesiliyor böyle. Çok şükür biz yok, babam da yok, bir de sadece okşuruyor. Ama o kadar okşuruyor ki yani bu gece saat 1'de uyandı baba. Ben de uyandım çünkü çok koşuluyor. Ben tekrar ilaç verdim. Uyuyordu. Tekrar ben de uyudum yani. Çünkü duyuyor ya. Ben çok hassasım ya mesela. Ses olunca hemen uyandım.
Öyle oldu. Benim şimdi daha iyi ama çok iyileşmedim. Hissediyorum daha iyi, daha iyi. Şimdi daha iyi hissediyorum. Dün bazen böyle vuruyor sanki. Basım vuruyor gibi, böyle grip gibi ama farklı yani. Farklı. Benziyor grip gibi ama biraz farklı işte. Çünkü oksürük de var. Nasıl yani? İnşallah biz beraber yiyeceğiz de burada. Ama ben hakikaten siz mesela Endonezya'ya gitmek isteseniz gitmeyin yani hakikaten. Burası çok kötü. Ben biliyorum bu koy insanları kesin bulaştırıyor herkese. Ama test yaptırmıyor işte. Eğer Endonezya vatandaşları PCR test yaptırsa herkes, ben kesin %70-80 pozitif çıkar. Çünkü şöyle, bir de buranın insanı korkuyor. Yok be, ben sadece grip, normal grip böyle. Ondan dolayı test yaptırmıyorum. Zaten test falan yaptırsa, sağlık hocaya gitse bir hafta sürer ki yani. Bir hafta sonra zaten o da iyileşiyor yani. Bilmiyorum, burası çok bambaşka arkadaşlar ya. Ben size söyleyeyim yani, Enes daha önce paylaştı Instagram'da. Mesela evet, bugün eğer Enes'e gitseniz böyle çok masraflı, çok bir de karantina, bir de uçak bilet ucuz, tamam mı? 8.000. Ama karantina, bir de vize çok pahalı. Vize karantina belki 15.000 tutar yani. 15.000 TL ya da 20.000 TL tutuyor. Bir de diyelim bir korona yakalamış benim gibi. O dün seyre gittim, bir sürü araba kiraladım falan. Testi de pahalı burada. Mesela Türkiye'de 250 TL ya bir şey. Burada 600 TL, hatta 600 TL değil de bazen 700 TL öyle arkadaşlar. Bir kişi, bir ailesini kadar, bir de kaç kere test yaptırıyor, bir de vitaminler falan. Ben devlete söylemedim ya, ben yani hepsi kendim aldım, eczanede falan, doktora falan, özel yani. Ooo, kat kat daha pahalı Türkiye'den burası, hakikaten yani. Ondan dolayı Türkiye'de kalın yani, neyse gitmeyin buraya. Mesela evlenmek için yani bekleyin, yoksa o Türkiye'ye gitsin. Çünkü o daha iyi. Çünkü orada hakikaten daha çok gelişmiş mesela sağlık için. Sağlık hastane falan orada daha çok çok daha iyi burada. Burada çok kötü hakikaten arkadaşlar. Ben de da benim sigortam yok yani. Evet, sigortam yok. Hatta varsa bile yani çok bakamıyor zaten yani. Önce sağlık ocağı böyle. Sonra devlet hastane, bir de zor yani. Ben nasıl anlatıyorum, zor ise gerçekten diyelim ki hasta, tamam mı? Seneye götürüyor, orada yine de uzun sürüyor. Oo, zor hakikaten burası Endonezya. Şöyle, pandemi bitsin, tamam mı? Herkes sağlık oldu, herkes iyi iyileşiyor, herkes korona gitti. Tamam, Endonezya gidersen o iyi, çok iyi. Beraber böyle tatil yapıyoruz burada. Çok güzel ama eğer burada hasta olduysa çok kötü. Hatta hatırladım, ben Türk arkadaşım geldi 2017 mi? Evet, ben evlenmeden önce Jakarta'da. Ya Jakarta'da büyük bir şehir yani. Orada hastane güzel. O hasta olmuş yani, midem rahatsızı var. Ben gördüm, işte götürdüm. O dönemde ben özel sigortam vardı. O senede ama şimdi yok. Götürdüm özel hastaneye. İyi oldu. O demiş çok pahalı yani. O dedi ama öyle. Şimdi çok şükür daha iyiyim yani. Hatta benim ilaç bitti. Doktor ilaç bitti. Ama sadece ben vitamin içiyorum. Daha iyi inşallah arkadaşlar. Bir de başka vitaminlerde ben de Superman falan içiyorum yani. Mesela bal. Sabah böyle bal, zencefil, annem her gün zencefil, zencefil, bir de ne var ya, bitkiler böyle kaynatıyor. Balili içiyorum böyle, bir bardak her sabah, günde 3 kere. Sonra biz kahvaltı, yemek yedik, sonra ilaçlar motordan içtik ama ben bittim, o zaman vitaminler içtim. Öyle, bir de başka da propolis var bende, çok şükür arkadaşım gönderdi bana. Jakarta'dan, o da içiyorum ben propolis. Ama benim kokuala gelmedi şimdi 6. gün. Çünkü hala gripim hala var yani. Hala var burada. Tıkandı ondan işte, olabilir. Bilmiyorum, siz mesela
Daha önce korona oldunuz mu? Olduysanız bize eğer koku ne zaman geldi bilmiyorum. Çünkü bir katisi bazen 2 hafta, 3 hafta, bazen 1 ay gelmedi daha. Yani nasıl daha çabuk iyileşiyor, ne yapmam lazım? Yorumları yazarsanız çok iyi olur bana. Yani tek tek okuyacağım arkadaşlar, tamam mı? Siz orada sağlarınıza kalın. Yani maske takmayı unutmayın. Biliyorum Türkiye'de bambaşka yani. Kuralları dikkat ediyorlar ama burasında maalesef yok. Bir de ben hakikaten Türkiye'den Endonezya milletimiz böyle yani. Hakikaten bazen sinir oluyorum yani. Şöyle ilk geldi korona var. İnanmıyorlar. Tamam mı? Bu doğru arkadaşlar. Bu ne korona ya? Konspirasyon değil. Tamam diyelim ki yakalarsa. Değil be, ben korona değilim. Bir de zaman o zaman test yaptır. Yok be, istemiyor yani, korkuyor. Tamam test yaptır, korona olmuş. O zaman hadi o zaman ne yapayım? Bu arada panik oldu yani. Nasıl yani? Bambaşka bir insan ya. Ben hakikaten bu yüzden sinir oluyorum. Mesela burası kesin koyu insanları yakalamışlar bence. Çünkü annemde de yani herkes hasta oluyor ki burada. Herkes gripim var. Herkes böyle öksürüyor var. Herkes ateşi var öyle dedi. Yani o zaman öyle işte. Ama test yapmıyorlar yani. Test yaptırsa kesin pozitif oldu. Öyle arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Sesim belki değişiyor. Bazen de hala var yani ateşi. Bazen böyle aksamlı böyle soğuk terliyor böyle. Soğuk terli geliyor bana. Öyle. Çok farklı işte. Grip gibi evet ama biraz farklı. 8 gün daha var mutlaka karantina burada evde. Bir hafta sonra herkes iyileşiyor. Yani normal haline geliyor ama ben çok söyledim elime lütfen ya. Mesela biz diyelim ki iyi oldu herkese. Ama lütfen maske unutmayın, maske takın çünkü mesela iyileşince bile tekrar yakalabilir değil mi arkadaşlar? Çünkü ben bayağı okudum. 2 kere oldu korona pozitif, yine pozitif oldu. Ondan dolayı çok dikkat etmemiz lazım. Hatta ben burada aşı da gelmedi bilmiyorum. Öyle arkadaşlar. Bir de mesela belki yaşta böyle kekik var. Burada kekik yok arkadaşlar. Kekik yok. Sarımsak var tamam. Nane de yok burada. Yani ne bileyim ya. İnsanlara farklı bitki yetişiyor işte. Bu zencefil diye reçel çok var burada. Ben o ise içiyorum her sabah. Her gün içiyorum birkaç kere. Hatta 4-5 kere içiyorum. Bal ile beraber. Öyle. İnşallah da çabuk gelişiyor da. Sonra yılınca ben Türkiye'ye döneceğim inşallah. Öyle arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kusura bakmayın. Eğer çok genelde ben çok böyle canlı, pozitif, çok nasıl yani çok neşeli böyle. Şimdi biraz farklı çünkü. Kusura bakmayın ama inşallah iyileşince yani aynısı daha önceki gibi. Tamam arkadaşlar. Tekrar kusura bakmayın. Özür dilerim. Instagram falan cevap veremedim. Çok yakında bu inşallah biz iyi olursa bir hafta sonra çok güzel bir video yine geliyor. Ben hatta aslında bu hafta Rehim'in evine gideceğim arkadaşlar. Beraber annem bir de Alfaro. Orada dayım salon bahçesi var ya, orada toplayacağım ama maalesef o zaman bekleyeceğiz. Yani belki 10 gün sonra gideceğiz oraya. Elesini kadar işte oraya gideceğiz beraber. Sonra da Ulin gelecek. Ulin de gelecek aslında ama Ulin dedim. Ben dedim Ulin'e dur bekle 2 hafta sonra gel buraya. Şimdi gelme öyle çünkü çok riskli. Öyle arkadaşlar. Dua edin. Duanızı bekliyoruz. İnşallah sağlıkları daha çabuk gelişiyor. Amin. Öyle arkadaşlar. Tamam. Bu video bu kadar arkadaşlar. Sınak videolarda görüşürüz.
Assalamualaikum. Bye bye. Arkadaşlar, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla video isterseniz abone olun. Tamam mı?